Sayın Tekinoğlu Hocam bir örnek vermek istiyor. Bir örnek versin. Çünkü çok uğraşıyoruz son dönemde de. Mesela Şişli'de bir alan, rezerv alan ilan ediyor. Şimdi yerel yönetimler de sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'de birçok yerde geçtiği için bu imar uygulamalarını böyle el çabukluğuyla yapamıyorlar. Ne yapıyorlar? Deprem hepimizin korktuğu, hepimizin çekindiği, İstanbul için, Türkiye için en bizi rahatsız eden konulardan biri. Rezerv alan ilan ediyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Rezerv alan alıyor, hop imarı çıkartıyor. Hiç sizin hiçbir yetkiniz yok. Belediye olarak bu yasayı tartıştık. Hiç, Ankara'da. Evet. Ve bu arada rezerv alan ilan ettiği yer, mesela şöyle olursa anlarsınız. Bütün binalar çürük, işte insanlar çok zor durumda. Bir an evvel çıkartalım, yapalım, o insanlara yeni yerler verelim değil. Bayağı tabii. Boşaltıyor. Devasa bir alışveriş merkezi ve rezidans projesi gündemde şu anda. Yani Gürsel Bey söyledi orada çok önemli. Buradan birisi köşeye dönecek. Deprem bölgelerinde de aynı şey söz konusu. İnsanlar isyanla evimizde yok. Orada deprem olmuş. Bir şey yok. Bölge planlı yapabilirsiniz. Ağır hasarlı bina ya da hasarlı bina raporu almamış, verilmemiş ama rezerv alanı diye gidiyor. Çöküyor insanların evine. Bunu bakanlık üzerinden yapıyor. Evet. Ne derseniz deyin, ne yaparsanız. 8 farklı kurumun plan yapma yetkisi var. 8. Böyle bir şey olabilir mi? Ya düşünün Ankara'da. Yani Ankara'da oturuyor, hayatında hiç İstanbul'a gelmemiş. İstanbul'un planını bozabilecek plan yetkisine sahip dikey yapı, uzay yapı her şeyi yapabiliyor. Buna itiraz edebilecek, bunun karşısında durabilecek irade de ne yazık yok. Muhalefet de bu konuda suçlu, onu da söyleyeyim. Kıyameti koparması lazım kardeşim. Kimin malını kime veriyorsunuz demesi lazım. Ve bu konuda çokça arkadaşlarımız dava açtı. Çokça mücadele eden arkadaşlarımız şu anda cezaevinde yatıyor. Biri Tayfun. Doğru. Tamam. Yani 120 yere dava açmıştır. Çünkü bu milletin varlığını korumak için. Bu para bulunacaksa burada bulunacak. Yoksa fakir fukara zaten yeterince tasarruf ediyor. Hiçbir şey yemiyor. Yani et yemiyor, süt içemiyor. Efendim çocuğuna bir şey alamıyor. Tabii ki bu tasarruflar da olması lazım ama asıl olması gereken aklı selim kimin para ödemesi gerekir, kimin vergi ödemesi gerekirken onlar da aslında paraların alınması gerekiyor. Ama ne yazık ki daha rantçılara ulaşılabilmiş değil. Peki. Sayın Andican, biz yarın biraz evvel listeledik ama ne bekliyoruz? Bir de bir sene önce de gönderilmişti kamuda tasarruf genelgesi. Bir sene önce değil, en az 9 kere bu ülkede AKP yönetimi boyunca bu tasarruf genelgeleri gönderilmiştir. Bunlar içi boş, altı doldurulamayan, sadece kamuoyunun gazını almak için kamuda tasarruf yapmaya çalışıyoruz falan anlamında ifadelerdir. Zaten ayrıntılarıyla dökümünü yapmışsınız. Bunları topladığınızda yok kırtasiyeyi bölerek, yok dijital şeylerle yazışmaları ona ajandaları engelleyerek falan falan. Yani taşıtlar, araçlarla ilgili şeyler. Bunların hiçbir şey olmayacağını Mehmet Şimşek'in ilk dönemdeki bakanlık dönemindeki şeyini hatırlayın. O zaman da taşıtlar meselesi gündeme geldiğinde o canım dedi bu dedi ne şey var bu devlet için çerez peras bile değil dedi. Yani ifadeyi hatırlayın. Şimdi ama aynı Mehmet Şimşek mecburen enflasyonun geldiği bu noktada toplumun sefalet derecesine itildiği bu noktada kendine göre bir şey ortaya koymaya çalışıyor. Kamuda tasarruf önemli bir şeydir ama kamuda tasarrufu belli bir sistematik içerisinde yapmazsanız, belli bir ilkeler manzumesi şeklinde yapmazsanız ve çıkış noktanız gerçekten kamuyu tasarrufa yöneltmek olmadığı sürece, işte biraz önce Sayın Milletvekilimin ifade ettiği şekilde işinden çıkma şansı yok. Hele hele bu iktidarla çıkma şansı yok. Neden? Neden? Bu iktidarın varoluş gerekçesi ve bugüne kadar iktidarını sürdürebilme yeteneği veya işte becerisi rant üzerine inşa edilmiştir. İnşaat, rant. Yani yatırım, altyapı, üst yapı yatırımı. Bu yatırımlar fizibilitesi yapılmamıştır. Gerekli midir, değil midir? Yapılmamıştır. İşte bugün yani yolcu sayısı itibariyle 2 milyonluk şey verilip, ölçü verilip ona göre yatırımı yapılmış ama 30 bin yolcunun uçmadığı havaalanlar mezarlığı halinde şu anda Türkiye. Bir de istihdamını arttırmış. Yani, istihdamını da arttırıyor vesaire. Şimdi bunların özeti şu. Mehmet Şimşek'in aslında bildiği, muhtemelen bildiği ama üstüne varıp veya böyle kökten halledemeyeceği mesele şu.
Türkiye'de bu 20 yıllık AKP iktidarı bir şeyi yarattı. Bakın, bir tek adam iktidarını yarattı. Bir tek adam iktidarından kastım çok şeyini söyleyebiliriz de, tasarrufla ilgili olan bölümünü söylüyorum. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı son olarak bu şeyde gazetelerde çıktı. Eskiden Kuzey Deniz Saha Komutanlığı olarak kullanılan tarihi binayı divanhane. Divanhanenin yarısını müze, yarısını da makam yapıyorlarmış. Kime? Sayın Cumhurbaşkanı'na. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nı İstanbul'da, ben burada sıralayacağım, vatandaş duysun diye lütfen şey yapıyorum. Bakın, bu sarayların belli bölümlerinde çalışma ofisleri var Cumhurbaşkanı'nın. Ne var? Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Sarayı, Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü, Florya Köşkü, Aynalı Kavak Kasrı, Beykoz Kasrı. Buna zaman yetmez. Yani. Şimdi düşünün. Yani bunları dolaşmaktan bir siyasetçi olarak, bir bu ülkeyi yöneten bir insan olarak örnek olmanız gerekmez mi? Yani siz burada İstanbul'a geldiğinizde yani bir yerde çalışın yani. Niye böyle 10 tane ve üstüne bir tane daha ekleniyor, 11 tane yer. Şimdi tek adam yönetiminin böyle bir özelliği vardır. Tepedeki bunu yaptığı zaman bugün ülkenin geldiği nokta öyle bir nokta ki tepede bir tane tek adam var. Altında, bürokraside, valiliklerden, şeylerden, kaymakamlıklardan tut şeye kadar, ondan sonra çeşitli kurumların içerisindeki genel müdürler, müdürler vesaire, bir sürü tek adam var. Kendi boyutunda, kendi çerçevesinde. Şimdi sizin tepedeki tek adam İstanbul'da sadece 11 tane yeri çalışma şeyi diye ayırıyorsa, yani çalışma alanı dediğiniz zaman veya makam dediğiniz zaman onu sadece bir dört duvar diye düşünmeyin. Orada 24 saat çalışacak personel lazım, onun döşenmesi lazım, onun bakımı lazım, onun neyse işte yani devamlılığının sağlanması lazım. Bunları topladığınız zaman çok ciddi bir rakam ortaya çıkar. Yani bugün tek adam dediğiniz şahıs bir camiye giderken, cuma namazına giderken 100 tane en azından koruma, araç, bazen helikopterler yukarıdan eşlik ediyor. Sonuç, Sayın Cumhurbaşkanı bir yerde namaz okuyor. Şimdi tek adam bunu böyle yaptığı zaman onun altındakiler de kendi alanlarında tek adamlıklarını ilan etmiş durumdalar. Belediyeler, şu anda CHP'ye geçen belediyelerde gördük. Saray gibi makamlar yapılmış. Peki bu insanlar bu cesareti nereden buldu bu belediye başkanları? Yukarıdakinden buluyorlar. Ve siz bu tip bir anlayışı yok edemediğiniz zaman, öyle kamuda tasarruf falan gerçekleştiremezsiniz. Öyle biraz önce söylenen şeyler doğrudur. İhaleler vesaire olayında, imardan rant elde etme olayına. Fakat bu iktidar 20 yıl boyunca tam 198 kez ihale yasasını değiştirmiş bir iktidar. Niye değiştirmiş? Adrese teslim ihale için. Peki, biraz önce Oğuz da söyledi, haklı şimdi olarak söyledi. Değiştirmesine gerek kalmadı çünkü direkt veriyorlar. Evet. Tabii o iki beyler. Şimdi Oğuz da söyledi bunu gerçekten. Sözleşme yapmışsınız, bunu ödemek zorundasınız diyor. Hayır, burada yapması gereken şey şu. Bu ihalelerin çoğu olması gereken şeyin, maliyetin en az 3 kez, 4 kez, 5 kez şişirilerek yapılmış ihaleler.